Ergündüler. Yüksek tansiyon. Savaş her cephede sürmekte. Klasik anlamda toplar, tüfekler, füzeler, birlikler, ordularla değil. Artık bunlara gerek kalmadan operasyonlar tamamlanıyor. Anlaşılması gereken de bu. Tehditle, şantajla, korkuyla, parayla geliyorlar. Pek çok adım bu yolla atılmakta. Hele hele bir de söz konusu Türkiye ise bu modelden hiç sapmıyorlar. Çok kez buraya taşıdım. Yine oradan gidelim. Türkiye'yi olan baskıyı anlamaya ve anlatmaya yarayan önemli bir parantez çünkü. Türkiye yeryüzündeki en önemli coğrafya. Sanırım kapımıza dayananlar bunu bizden çok daha iyi biliyorlar. İstanbul yakın dönemde neyle gündeme oturdu? Şimdilerde unuttuğumuz Cemal Kaşıkçı olayıyla. Kimse hala olayın iç yüzünü bilmiyor. İddialar havada. Pompeo da Gina da devredeydi. Hatırlayın. Hem buraya hem Suudi Arabistan'a gittiler. Peki neler oldu sonra? Bakmadık, unuttuk, gitti. Böyledir. Günlük akışta gözden kaçırırız. Oysa çok önemli adımlar atılmakta. Türkiye'nin Amerika'ya mektup cevabının arkasındaki nedenlerden biri de bu. Ankara çok net. S400 konusunu kapattı. Alınacak. Bitti. Başkan Erdoğan da Savunma Bakanı Akar da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bunun altını çizdi. Washington anlayacağını anladı. Peki onlar boş mu duruyor? Gelin bu noktaya bakalım. Amerika Birleşik Devletleri çok önemli adımlarını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman üzerinden atmaya başladı. Birkaç gün önce medyaya servis edilen bir haber vardı. Ancak detaylar eksikti tabi. Prens Selman'ın kardeşi Prens Halit bin Selman'a çok önemli bir görev verildi. Halit Selman Türkiye ve Katar'ın yeni dönemde büyük güç kazanacağı Sevakin Adası'nın Türkiye'nin elinden alınması görevi için Sudan'a gitti. Prens Selman'ın gittiği gizli tutulsa da ilk toplantıda o da vardı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargash da toplantıda yer alıyordu. Tam ismi Halit bin Salman bin Abdülaziz bin Abdurrahman bin Faysal bin Türki bin Abdullah bin Muhammed bin Saud olan Prens Halit bin Selman, Washington'da bulunan Georgetown Üniversitesi'ndeki başarıları sayesinde Pentagon'un radarına girdi. Halit bin Selman'ın yakında daha da etkin olacağı sır değil. İşte bu prens, Sudan'da Abdülfettah el Burhan'la yaptığı görüşmede açık şekilde 3 milyar doları hemen ödemeye hazır olduğunu söyledi. Sevakin adasının stratejik konumu nedeniyle Türkiye'den alınıp Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Mısır üçlüsüne verilmesini isteyen Halit Selman, Türkiye-Katar birlikteliğinin bizim için büyük tehlike olduğunu gizlemiyoruz. O nedenle Sevakin bizim için vazgeçilmez konumda. Biz burasını çok daha özel bir konuma getireceğiz. Sadece 3 milyar dolar değil, gelecekte Sudan için çok daha önemli yatırımların önünü açacağız dedi. Abdülfettah el Burhan bu teklifi kabul etti. Hiç düşünmeden hem de. Aksini düşünen de yoktu zaten. Sudan'daki darbenin Ömer el Beşir'in Türkiye ve Katar'la olan ilişkisini kesmek için yapıldığı artık sır değil. Sudan Türkiye ve Katar'a yaklaşınca kapıları açınca düğmeye basıldı yani. Darbeye katılan önemli isimlerin hepsi Birleşik Arap Emirlikleri'nde Amerikalı üst düzey komutanların katıldığı bir toplantı sonrası ilk adımı atmıştı. Sokak eylemlerini başlatan da Sudan ordusunda görevli askerlerdi. Sivil kıyafetlerle sokaklara çıkıldı ve gereken yapıldı. Böyle olurdu zaten. Çok örneği vardı. Enver Gargaş'la birlikte adı birçok kez darbe girişimlerinde ortaya çıkan Muhammed Dahlan'ın da Sudan'da olduğu iddia edildi. Bu iddialar da çok güçlü seslerden geliyordu. Sudan'ın yeni dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek bir heyetle yeniden yapılanma görüşmeleri yapacağı da gizli değil. Halit bin Selman Sudan dönüşü Washington'a atılan Prenses Rima ile bir araya geldi. Hatırlayın Prens Halit geliyor, yerine büyük elçi olarak Rima gidiyordu. Bu görüşme sonrası Washington'a dönen Prens Rima, Pentagon'u ziyaret etti. Rima'nın yanında Pentagon'un Orta Doğu'daki tüm operasyonlarını yöneten Merkez Komutanlığı'nın CENTCOM'un başındaki general Frank McKenzie'nin danışmanı da vardı. Başta Sevakin Adası olmak üzere yeni dönemde Sudan'daki gelişmeler detaylı şekilde Pentagon'da anlatıldı. Prenses Rima'nın da güçlendiği ortada. Babasının kızı ne de olsa... Arabistan'ın Amerika ile bu kadar yakın temasta olması şaşırtıcı değil. Çünkü Kaşıkçı cinayetinden sonra Kral Selman ve oğlu Prens Selman tamamen Washington'ın kontrolüne geçti. Şimdi Amerika'nın Afrika ve Orta Doğu operasyonlarının merkezi Arabistan oldu. Birçok konuda Selman ailesini kullanan Washington, özellikle İran konusunda da Riyad'ın desteğini kullanacak. Sevakin adası çok ama çok stratejik bir nokta. Amerika'nın bölgede belki de en büyük operasyonu Sevakin adası olacaktı. Pentagon birçok kez Sevakin'i almak istedi. Defalarca girişimde bulundular. El Beşir hepsinde karşı durdu. Ardından Türkiye ile yapılan anlaşma bardağı taşırdı. Sevakin adası Amerika'nın gelecek 50 yıllık planlarında çok önemli. O nedenle Selman ailesinin bu işte olması şaşırtıcı değil. Amerikan hayranı Halit bin Selma'nın da öne çıkacağı günlerdeyiz. Aynı şekilde Prenses Rima'nın da. Suudi Arabistan petrolün Çin'e akışında eskisi gibi cömert olmayacak. Bu da artık yavaş yavaş görülecektir. Amerika asıl rakibi Çin'i durdurmak ve kontrol etmek için İpek Yolu'nun altın değerindeki taşlarına basarak gidiyor. Sevakin Türkiye'nin bağımsız adımlarından dolayı hedef oldu. Peki kavga bitti hesaplar kapandı mı? Hiç sanmıyorum. S400 mücadelesi ve gerginliği Ankara ile Washington'ın birbirinden uzağa düştüğüne işaret etmekte. Gerginlik daha da tırmanır mı? Eski Türkiye olsa mümkün değildi. Şimdi işler değişti. Tansiyon düşer diyemeyiz. Kimse diyemez. İstanbul seçimleri, ekonomik kuşatma, körfezdeki gerginlik, Afrika ve Orta Doğu'daki hareketlilik, bir zincirin halkaları. Türkiye merkezde. Kavga sürecek, ekonomik sıkıştırma dışında yapacakları bir şey de yok. Ancak Türkiye asla ve kata eski Türkiye değil. Bunun da bilinmesi gerekmekte. Ergündüler Takvim